Evet, bilmiyorum duyuyor musunuz? Rüzgardan kısmaya çalışıyorum. Pırnallı Adaya geldik. Yavaş yavaş 10 dakikalık bir seyahatle hemen Pırnallı Adaya ulaştık. Şöyle sizlere göstereyim. Bakınız burası Pırnallı Ada. Pırnarlı, Pınarlı çeşitli kaynaklarda farklı farklı versiyonları var. Normalde burası kuzey estiği zaman çok acayip sakin bir yerdir. Suyu da güzeldir, temizdir. Tek başınıza çok rahat gelebilirsiniz. Urla İskele'den de 15 dakikada falan geliyorsunuz. İyice yaklaştığım için yol kesiyorum. Karşınızda Pırnallı Ada. Müthiş iki tane çok tatlı sahili var. Gayet keyifli bir yer. Şöyle biraz sizin için biraz ilerleyelim. Of, açıları falan hiç ayarlayamıyorum. Teknede ilk defa video çekiyorum, kusura bakmayın. Evet. Şöyle sizin için küçük de bir tur yapalım. Pırnallı Ada etrafından. Genelde şuralara demir atıyoruz biz. Genelde. Şurası ve şurası çok uygun demir noktaları. Şöyle. Sizin için şöyle birazcık daha yaklaşalım. Evet. Meşhur Pırnarlı Ada bu. Şimdi az sonra bir de Yastıcı Ada'ya gideceğim. Yastıcı Ada'yı size daha önce çekmiştim ama olsun, bir kere daha gösteririz. Sonrasında Hekim Adası, İncirli Ada falan, hepsini bugün gezmeyi hayal ediyoruz. Öyle bir hayalimiz var. Çeşmealtı'nın sonuna kadar, Çeşmealtı son dediğimiz yere kadar gideceğiz, bakacağız inşallah. Şimdi tekrar bendeniz. İyice bakın, karaya da yaklaştım sizin için. Ama artık dönüyorum. Suyu da merak edenlere de şöyle suyu da göstermiş oluruz. Suyu da gayet güzel. Değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Özellikle kuzeyden sert estiği zaman biz hemen atlıyoruz. Geliyoruz. Burası çok sakin oluyor böyle. Süt liman. Burada güzelce yüzüyoruz, dolaşıyoruz, takılıyoruz. Şimdi devam ediyorum o zaman ben. Kapattım. Umuyorum sesi halledebilirim, yoksa sıkıntı olacak. Evet, şimdi Pırnallı Ada'dan yola çıktık. Yastıcı Ada'ya doğru gidiyoruz. Şöyle sancak tarafımda Pırnallı Ada'yı görebilirsiniz. Ben de şöyle açığa alayım ki biraz kayalara gelmeyelim. İskele tarafımda Urla İskele ve Karantina Adası'nı görüyorsunuz. Furuvam'da ise Çeşmealtı ve Uzun Ada var. İnce ince tatlı tatlı gidiyorum. Yastıcı Ada'ya gelince tekrar bir video daha çekeriz. Kapat. Yastıcı Ada'ya geldik değerli izleyiciler. Arkamda bakınız şöyle göstereyim. İşte burası Yastıcı Ada. Hadi sizin için de birazcık yaklaşalım. Eskiden burada belediyenin bir tesisi vardı ancak artık yok. Buraya geldik, daha kalabalık, daha güzel zamanlarını hatırlıyorsunuzdur belki. Burada bir videomuz var. Denizi nasıl, suyu nasıl merak ediyorsanız o videoya bakabilirsiniz. Şöyle biraz da yol keselim ve sizler için iyice şöyle gezelim. Yani rüzgar sesinden ne kadar duyuyorsunuzdur bilmiyorum. Umuyorum duyuluyordur. Deneme duyulmuyorsa zaten bu videoyu boşu boşuna çekmiş oluyorum. Buyurun size Yastıcı Ada. Thank you.
Şimdi yola devam ediyoruz. Sırada Hekim Adası var. Sonra belki İncil Adası'nda yanından geçersek söylerim. Haydi yola çıkıyorum. Yastıcı adaya güle güle deyin. Ve evet, hafif böyle çalkantılı bir seyirin ardından Hekim Adası'na geldik. Buyurun. Karşınızda Hekim Adası. Şimdi şurada, burada bir şöyle yapalım. Burada bir demir atıp dinlenelimciyim. Sonra buradan Çeşmealtı'na doğru, Menteş açıklarına doğru geçeceğiz. Şöyle sizin için biraz daha güzel bir yer bulalım. Yol keselim. Diğer balıkçıları da rahatsız etmeyelim. Süper. Hekim Adası'nda hiç yüzmemiştim. Az önce bir testini yaptık. Güzel. Burası da hoşmuş. Adaların suyu kıyının suyundan biraz daha soğuk bu arada. Bilginiz olsun. Hani çok böyle üşürüm ben falan diyorsanız kıyıya yakın, anakaraya yakın su daha sıcak. Onu söyleyebilirim. Yavaş yavaş demir alacağım. Buradan Çeşmealtı'na doğru hemen şöyle göstereyim. Karşıya doğru geçeceğiz. Hazırda sakin sakin duruyorken şöyle bir kere daha göstereyim size. Yastıcıada, arkada Pırnalıada, en arkada gördüğünüz Akçıada, İncirliada, bu da Hekim Adası. Şurası da Çatalkaya, meşhur. İzmirliler bilir. Burası Bayraklı, İzmir Körfezi içeride. Mary Morno Tepesi de diyorlar Çatalkaya'ya. Adaların en sevdiğim yanı, tamam bu pandemi dönemindeki bu kimsesizliğini falan, tabii ki onlar bonus, onlara da hayranız ama adaların en sevdiğim yanı bu sessizlik. Hiçbir ses yok. Harika. Tatlı tatlı dalga sesleri. Pırnalı'da bir de deli gibi de martı sesi oluyor buna ek olarak. Boruz. Seversiniz, sevmezsiniz. Evet. İnce'den demirimizi aldık. Yola çıktık. Şimdi yavaş yavaş Çeşmealtı açıklarına doğru, Çeşmealtı sonu, askeriyeden tam girebileceğimiz son noktaya kadar gideceğiz. Biraz şöyle arkamda Hekim Adası olsun istedim. Hekim Adası'na şöyle tatlı tatlı yakından bakmak isterseniz diye şöyle aldım. Rüzgar da azaldı. Geldiğimizdeki hava yok. Şu an hava çok daha sakin. Dolayısıyla çok daha konforlu bir seyir bizi bekliyor diye düşünüyorum ben. Zaten ses de biraz daha düzelmiştir diye umuyorum. Düzelmediyse de bu video böyle tekneli, tek başıma tekneli mikrofonlu ilk video. Affedersiniz diye umuyorum. Bunca yıllık bir hukukumuz var değil mi? Yeni abonelerimizden de özür diliyorum. Evet. Şimdi hedefimiz, bakınız provamız da şurası. Oraya doğru gideceğiz. Eğer becerirsek orada da bir daha bir denize gireriz. Güzel olur. Oradan da böyle kıyı. Tekrar geleceğiz. Haydi Çeşmealtı açıklarına görüşürüz. Oralar da çok güzel. İnşallah orada güzel bir iki video çekeriz. Güneş batmadan bol bol çekmek istiyorum. Yol veriyorum o zaman. Hekim Adası
arkamızda kaldı. Gördüğünüz gibi. İstikamet Çeşmealtı Menteş. Şu tam karşısı Menteş oluyor tepesi. Şuralar şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Orası askeriye. Askeriyeyi çok fazla çekmemeye çalışıyorum. Çok da yaklaşamıyoruz çünkü buradan Özbek Eğri Limanı'na kadar olan kısmın tamamı askeriyeye ait. Çeşitli tesisler var, komutanlıklar var falan filan. Şimdi kıyıya biraz yaklaşmaya çalışacağım. Manzarayı görün diye. Şurada ağlar var, pardon. Ya bakın, görünüyor mu bilmiyorum ama. Öyle es geçtik ama. İki tane küçük şamandıra var, gördünüz mü? Onun arasında ağ var. Yani bizim buralardaki en büyük tehlike bu. Eyvah, telefon çalıyor. Bahadır herhalde, kapattım. Evet, Çeşmealtı sona geldik. Biraz da fazla girdim galiba içeri. Şöyle birazcık hemen açılayım. Hemen uzaklaşalım ki sıkıntı olmasın. Askeri derden uzaklaşalım. Evet, şu anda Çeşmealtı son denen yerin açıklarındayız. Çeşmealtı son. Google derseniz görürsünüz. Çeşmealtı Mavi Plajı falan geçtikten sonra evlerin artık son noktasında ufak minicik, yani ufacık bir plaj. Bakınız şöyle arkamda. Ters ışık olduğu için ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama arkamda şurada görebilirsiniz. Gündüz bir de sabah erken gelirim ben. Çok daha yakın geçerim. İyice keyifli olur. Şimdi buralarda GoPro'dan çok iyi göremiyor olabilirsiniz. Karaya çok da yaklaşmak istemiyorum. Neden diyeceksiniz? Bakın hemen şöyle göstereyim. Uzakta görüyor musunuz şurada? Buralarda kıyının bayağı açığında yüzücüler var. Dolayısıyla ben çok fazla kıyıya yaklaşmak istemiyorum. O meşhur teyzeler, amcalar vardır ya, 4 kilometre açılırlar kıyıdan. Buralarda bol bol onlardan var. Haliyle çok da onları rahatsız etmek istemiyorum. Bakın böyle biraz açıktan geçiyorum. Çok da yavaş gidiyorum şu an. 5 nat, 5,5 nat hızla gidiyorum. Sıkıntı olmasın. Deniz hepimizin, herkes kullansın. Buraların suyu nasıl diye soran olursa. Şimdi şuradan siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok temizdir, tertemizdir. Dipte biraz erişte var. Hani onu sever misiniz bilmiyorum ama çoğu insan o erişteyi görünce bir isyan ediyor. Ya aslında kötü bir şey değil, sağlıklı bir şey. Denizin temiz ve sağlıklı olduğunu gösteriyor ama hani aynalık tabir ettiğimiz dibi full kum değil, erişteli kumlu karışık. Fakat suyu çok temiz, çok berrak ve sıcaktır. Buraların suyu gayet güzeldir. Tek sıkıntı birazcık fazla kuzeye açık bir yer burası. Biraz daha yol keseyim şöyle, iyice rölantiyi alalım. Oh, mis gibi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yani olur da hani alternatif denize girme noktası arıyorsanız, bakınız bu Çeşmealtı son, bu Çeşmealtı Mavi Plaj. Şurada karşıda görebilirsiniz. Oradan sonrası son derece uygun. Tam da bu işlerin denize, öyle söyleyeyim. Çok da yavaş gitmeyin. Biraz da yol verelim. Şöyle 1500'de bir. Güzel. Evet. Şimdi bundan sonra böyle kıyı kıyı. Çeşmealtı, efendime söyleyeyim o Nebiyolu, Tatiköy'ün oraları falan, Demiryol, Devlet Demiryolları kampı, Urla İskele ve karaya bağlanma programımız, planımız bu. Güzel bir gezi oldu benim adıma ama ben bilmiyorum, umuyorum sizin hoşunuza gitmiştir. Mikrofondu, şuydu, buydu derken biraz sıkıntılı olmuş olabilir ses, görüntü. Dediğim gibi ilk defa deniyoruz. Yani bakalım. Amacım sizlere buraları gezdirmek. Ben çünkü buraları görmekten acayip keyif alıyorum. Şöyle size de göstereyim. Bilemiyorum, sizin de hoşunuza gider diye hayaller kuruyorum. Şimdi belki şurada birazcık dururuz, bir dinleniriz, biraz yaklaşırız. Hatta bak şöyle yapalım. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Şöyle akşam güneşine de dönüyorum. Becerebilirsem videoyu burada sonlandırıyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş bir sonraki videomuzda, tekneli videomuzda, belki burada tekne kullanmayla ilgili bir temel bilgilerden falan bahsedeceğimiz video olur. Bilemiyorum, kısmet. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Yine bir yüzücü var. Ya müthiş ya. Yakından geçmek istiyorum sizin için ama geçemiyorum çünkü çok yüzücü var. Bu kadar tenha olmasına rağmen çok yüzücü var. Neyse canım, uzaktan geçeriz biz de. Uzaktan geçeriz. Bir sonraki videoda görüşene kadar sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Bay bay. Az önce giderken gördüğünüz dalgalı böyle hafif rüzgarlı hava bitti. Dümdüz. Eskilerin tabiriyle deniz çarşaf gibi neredeyse. Ve tabii ki yani böyle havada seyir yapmak, böyle havada denizde olmak da anlatılmaz bir keyif. Anlatmayayım, göstereyim, ne dersiniz? Buyurun. Karşınızda Çeşmealtı. Şimdi bas 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 diyenleri duyar gibiyim. Bu akşam böyle. Sakin sakin. Ayça duysa şimdi kızacak. Ya diyecek ki bana mı garezin? Ben teknedeyken hep yardırıyorsun. Şans. Ama bu akşam böyle. Sakin sakin. 5 nat. Noniş noniş. Tatlı tatlı. Piyano piyano. Acelemiz yok. Geziyoruz.